Dostlarım merhaba Eyüp Hoca ben dersime hoş geldiniz. Kısa kısa edebiyat serisine Türk Edebiyatı'nda ilkler başlığıyla devam edeceğiz. Sınavda karşımıza çıkabilir önemli bilgiler, hap bilgiler vereceğim. Türk Edebiyatı'nda ilkler konusu aslında çok sıkıntılı bir konudur. Çünkü daha ziyade Mehmet Fuat Köprülü'nün araştırmaları üzerine hazırlanmış maddelerdir ve birçok maddede çelişkili görüşler vardır. Ben en sağlıklı olanlarını size aktarmaya çalışacağım. Haydi madde madde gidelim. Şimdi değerli dostlarım mesela ilk yerli tiyatro eseri Şinasi'nin şair evlenmesi olarak verilir. Mehmet Fuat Köprülü'ye dayandırılarak. Ama biz biliyoruz ki aslında ilk eser Abdülhak Hamit'in tarihçi babası Hayrullah Efendi'ye aittir. Ama biz neyi kabul edeceğiz? Şinasi'nin şair evlenmesi adlı eserini. İlk yerli roman olarak Şemsettin Sami'nin Taşkı ve Fitnat'ı. Batılı tekniğe uygun ilk roman Halis Yavuşaklı Gelin Aşkı Memnusu. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı çeviri Telemak adlı eser. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibi'yi. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül'ü. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası. İlk resmi Türkçe gazete Takvimi ve Kayı. İlk yarı resmi gazete ceride i Havadis. İlk edebi roman intiba diyeceğiz. Tabi burada Vakai Tıbbiye diye bir gazete var. O da ilk mesleki gazete olarak geçer. Onu da es geçmeyelim. İlk tarihi roman değerli dostlarım Namık Kemal'e ait Cezmi. Ahmet Mithat Efendi'nin Yeni Çeriler adlı eseri ise ilk tarihi roman denemesi olarak geçer. İlk özel gazete Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardığı Tercüman Ahval gazetesi ki bu biliyorsunuz Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. İlk pastoral şiir Abdülhakamit Tarhan'ın Sahra'sı, ilk şiir çevirisini yapan ilk makaleyi yazan biliyorsunuz ki Şinasi, noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci Şinasi, Aruz'la ilk manzum tiyatro eseri yazan Abdülhakamit Tarhan Eşber, Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro eseri yine Abdülhakamit'in Nesteren adlı eseridir ki bu noktada da yine çelişkili görüşler var. Hatta ben bir videomda bahsetmiş olmalıyım. Tanzimat döneminde Ali Haydar isimli bir adamın manzum bir tiyatrosu var. Abdülhakamit'ten de önce yazdığı söyleniyor. İlk bibliografya Katip Çelebi'nin Keşfüzü'nün biyografya değil dostlar bibliografya dikkat Keşfüzü'nün ilk hatıra kitabı Babürname'nin e, Babürşah'ın Babürnamesi Babürname'nin nereden çıktı? İlk hamse yazarı tabii ki Türk Edebiyatı deyip bir genelleme yaparsak Ali Şir Nevai'nindir diyeceğiz. İlk teskire yine Alişir Neva'ya ait, Mecalüsün Nefaiz. İlk şiir antolojisi Ziya Paşa'nın Harabat, ilk atasözleri kitabı Şinasi'nin Durubu Emsali Osmaniye, ilk mizah dergisi Diyojen ve Teod pardon Diyojen ilk mizah dergimiz Teodor Kasap tarafından ve direktör Ali Bey tarafından çıkarılmış. İlk hikaye kitabı değerli dostlarım Ahmet Tatifendi'nin Letaif Rivayet hatta kısadan hisse de buraya eklenir. İlk fıkra yazarı Ahmet Rasim, İlk siyasetname Kutatku Bilik Yusuf Asacip tarafından yazılıyor. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eserdir. Aynı zamanda ilk didaktik şiir örneğimizdir. Aruzla yazılan ilk eserimizdir. İslamiyete geçişin ilk yazılı eseridir diyeceğiz. İlk mensur şiir örneklerini Halit Ziya veriyor dostlar mezardan sesler. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan Mehmet Emin yurda kul. Adam yurda kul olmuş daha ne yapsın. İlk makale biliyorsunuz Şinasi'ye aittir. Tercüman Ahval Mukaddimesi. İlk edebi bildiri yayınlayan topluluk Fecrati. Ee, Servet Fünun demişiz ama Servet Fünun'dan sonra geliyor. Servet Fünun dergisinde yayımlıyorlar. Öyle söyleyelim. İlk siyasetname özür dilerim ilk seyahatname Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik ama tabii ki en önemli seyahatname Evliya Çelebi'ye aittir. İlk edebiyat tarihçimiz Abdülhalim Memduh Efendi. Batılı anlayıştaki ilk edebiyat tarihçimiz ki Fuat Köprülü bak dikkat et soyadına köprü köprü kurmuştu böyle bir kodlama yapmıştık hatırlayın. Doğu ve Batı Es İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası bir bütün olarak alıp karşılaştırmalı Türk Edebiyatı'nın kurucusu olmuş. Bunu köprüden hatırlayalım demiştik. Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal'in Vatan Yavuz Silesi ki bu eserden sonra biliyorsunuz sürgünü diliyor. Kafiye'yi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren kişi Tevfik unutmayalım. Evet yine hayatımızda temiz bir sayfa. Şöyle. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı Süleyman Paşa tarafından yazılıyor dostlar. Sarfi Türki. Tabi bu e, Divan Lugati Türk'ü ayrı tutmak lazım. Batılı anlamda diyelim. İlk naturalist eserimiz Zehra Nabizade Nazım. İlk tezli roman olarak da biliniyor. Divan Edebiyatı'nda mahallileşme akımının en önemli temsilcisi Nedim. İlk sözlüğümüz Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugati Türk'ü. İlk Türkçe sözlük Şemsettin Sami'nin Kamil Türkiye'yi yine batılı anlamda diye bir ekleme yapabiliriz. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin tabii ki Orhun abideleri ya da Göktürk kitabeleri. Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan Recaizade Mahmut Ekrem. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden Mehmet Emin Yurdakul. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı Ömer Seyfettin diyeceğiz. Devam. Edebiyatımızda kafiyesiz ilk şiir Validem'dir. Abdülhakamit Tarhan tarafından ilk köy şiirini Muallim Naci yazıyor. Köylü kızların şarkısı. İlk alfabemiz Göktürk alfabesi. Tekke şiirinin kurucusu Ahmet Yesevi. Onu sanat haline getiren kişi ise Yunus Emre'dir. Unutmayalım. Bizde batılı anlamda ilk eleştiri yazan Namık Kemal. Bizde ilk epik tiyatroyu yazan Aldun Taner, ilk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım, Süsün Esrin ilk temsilcisi Sinan Paşa, dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk destanı, Kırgızların Manas Destanı, destanların anası demiştik değil mi? O kadar uzun ki destanların anası, hatta başka milletleri kızdırmışlardı Kırgız buradan çağrıştırılabilir. Evet, edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan kişi Şinasi. Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen roman ki bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Halde adı var. Ateşten Gömlek. İlk tiyatro ilk, ilk, uyarlama tiyatro eserinin yazarı. Affedersiniz. Ilk, ilk, ilk kaldım böyle. Ahmet Vefik Paşa. ilk divan şairi Hoca Dehani kabul edilir. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen sanatçı Refik Halit Karay. En başarılı psikolojik roman yazarımız Peyami Safa 9. harcıya koğuşu. ilk otobiyografik roman Peyami Safa'nın 9. harcıya koğuşudur. Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romandır unutmayalım. İlk TDK roman ödülü Suçumuz İnsan Olmak 1957 adlı yapıtıyla Oktay Akbal. İlk TDK şiir ödülü Delice Böcek şiiriyle Fazıl Hüsnü Dağlarca. İlk futurist gelecekçi sanatçımız Ercüment Behzat Lav. Tabii ki en önemlisi Nazım Hikmet. Köyden şehre göçü ilk kez işleyen Orhan Kemal, hece ile yazılmış sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes Yusuf Ziya Ortaç'ın bin nazatlı oyunu. İlk postmodern romanımız hani bu Instagram paylaşımlarında yanında kahve ile beraber fotoğrafı paylaşılan roman tutunamayanlar herkesin kitaplığında vardır. Her entelektüel girişimin başlangıcıdır ama asla okunmaz. Monolog tarzıyla yazılmış ilk roman Adalet Ağoğlu'nun Bir Düğün Gecesi adlı romanı. Hikayede gerçek anlamdan dolayı işleyen ilk yazar Defika Altıkara'yı söyle Demiştik yukarıda. Serbest ölçüyü ilk kullanan Nazım Hikmet onu edebiyatımıza yerleştiren garipçilerdir. Unutmayalım. Tiyatroda ilk kadın oyuncu Afife Jale Hüseyin Cahit'in yazdığı Yamalar adlı oyunda oynamış. İlk epik tiyatroyu söylemiştik. Zaten ha burada eseri de verelim. Keşanlı Destanı. Absürt tiyatro örneği Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen tarafından yazılmıştır. Evet sevgili dostlarım konu anlatımım burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.